Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Kanada'da her Kanadalı sohbet önce hava durumuyla başlar. Ve arkasından söz bir şekilde mutlaka bir doktora, bir aile hekimine, bir hastalığa geliverir. Her yerde olduğu gibi. Ama burada şu sorular vardır. Ah, benim aile hekimi annelik izinde çıkıyor. Ne yapacağız? Yeni bir aile doktoru var mı? Nereden bulabilirim? Ya da ya referralım sevkim yapıldı. Aylar oldu. Hala uzman beni aramadı. İşte sistemin içerisinde sisteme yeni ayak uydurmak isteyenler ya da eskisinden beri bunun içerisinde cebelleşenler için girişi kısa keseceğim. Karşımda Doktor Bahar Çınarlı var. Sistemin bütün dinamiklerini konuşmaya çalışacağız. Zor olur hepsini yetiştirmek ama önde gelen konuşacağız. Fakat çok önemli bir konu daha var bunun içerisinde işleyeceğimiz. O da bu sistemin aslında karışık gibi görünen ama dinamiklerini anladığınızda içinde kolayca yolunuzu bulabileceğiniz bu sistemin bir takım boşlukları var. İşte bu boşlukları doğrudan faydalanarak yolunu bulmak isteyenler var. Hani bir tane doktor raporu alayım, ondan sonra da öbür boyu aylığımı alıp yan gelip yatayım. Evet, bu düşüncede olanları da bu sistemin nereden nasıl aldığını, doktorların buradaki sorumluluklarını ve tabii ki hastaların bu yanılsamayla nasıl bir hata dünyasının içine girdiklerini de konuşacağız bütün sonuçlarıyla. Ve karşımda Bahar Çınarlı. Hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili Bahar? Hoş bulduk İrem, sen nasılsın? Sizin hissettiğiniz baharı daha hızlı hissedebilmek istiyorum. Şifa olsun diye ruhlarımıza, bedenlerimize. Ontario'da daha birkaç yağmurlu gün daha bizi bekliyor. Evet, burada baharı getirdik yani gerçekten. Çok mutluyum. Şimdi sevgili Bahar, Kanada'da gerçekten istisnasız, yani Kanadalı dediğimiz herkesin ve özellikle de tabii ki göçmen topluluklarının çok böyle ortak konusu doktor. Başka ülkelerden aldığınız tıp eğitimleri, doktorluğunuzu, cerrahlığınız, hatta kariyeriniz burada aslında sil baştan oluyor. Onun için bu röportaja önce şöyle başlamak istedim. Kanadalı doktor nasıl olunuyor? Siz nasıl bir Kanadalı doktor oldunuz? Cevap vereyim. Kanada'da yurt dışından gelen doktorlara pek sıcak bakılmıyor. Yani sistemi aslında almak istemiyorlar, öyle diyeyim. Ben gelmemden bir 5-6 yıl önce yabancı doktorlar, göçmen doktorlar açlık grevi yapmışlar. Onlara hiçbir kontenjan tanınmadığı için. O yüzden zor bela Vancouver'da bir iki kişilik kontenjan açılmıştı. Benim girdiğim sene ben o iki kişilik kontenjana girebilmeyi başardım. Ve sadece aile doktorluğu ihtisasını alıyorlardı orada açık olduğu için. Hani ben dermatolog olacağım, psikiyatrist olacağım, öyle bir şey yok. Eğer burayı bırakıp Amerika'ya başvursaydım orada olabilirdi. Ama burada bana tek bu şans verilmişti. Ondan sonra burada ihtisasımı yaptım. Elinizdeki tecrübe ya da bilgiyle gelip burada doktorluğu yapamıyorsunuz. Sıkıntı burada değil mi? Evet, aynen öyle. Doktorluk en sıkı kontrol edilenlerden. Hatta veterinerlik de öyle. Mesela bir veteriner arkadaş gelip burada hemen veteriner muayenehanesi açamıyor. Ben açamıyorum. Mühendislerin öyle bir sorunu yok. Onlar da hiçbir baraj, sınav geçme zorunluluğu falan yok. Ama bizde çok aşamalı sınavlar var. Yazılısı var, sözlüsü var. Referans mektupları gerekiyor, şu gerekiyor, bu gerekiyor. Ancak o kadar uğraşmadan sonra da belki 100-200 doktor başvursa kontenjan 2 idi. Yani öyle bir durum var bizim ama açımızdan. Çok da cesaret kırıcı bir şey olmaması gerek değil mi? Olmasa gerek Kanada'da doktor olmak isteyen, Kanadalı doktor olmak isteyenler eğer için. Eğer insanlar azimliyse, azimle asılırsa tabii ki yapamayacakları yok. Ama çok bilinçli asılmaları lazım. Yani ben giderim bir yandan İngilizce öğrenirim, bir yandan da bir işte çalışırım. O arada bu sınavlara girerim olamıyor. Bir kere İngilizceyi baştan çok iyi bilmek gerekiyor. Zaten TOEFL skoru isteyecekler. Ondan sonra kaynaklar hep İngilizce, sınavlar İngilizce. Yani epey epey uğraştırıyorlar almak için ama isteyen yapabilir, öyle diyeyim. Ve bizim de oldukça doktora ihtiyacımız var Kanada'da, mümkünse gelsinler. Şimdi doktorlar demişken aile hekimliği çok böyle hayatımızın içinde bir kavram. Özellikle Türkiye'de uzun süre kalmış olanlar ve yeni gelenler için buradaki aile hekimliği kavramı biraz akıl karıştırıcı. Nedir farkı, bunu anlatabilir misiniz?
Ben aslında Türkiye'deki aile hekimliğini o kadar bilmiyorum ama hani gidip geldikçe öğrendiklerimden burada aile hekiminizi size hükümet atamıyor. Belli bir catchment area yok. İlla ki şu semtte şu doktora gideceksiniz diye bir şey de yok. İstediği semtte istediği doktoru aile doktoru olarak seçebilir. Ama problem o aile doktoru yeni hasta kabul ediyor mu? En büyük problem orada. Çünkü aile doktorlarının işi başından aşkın çoğu yeni hasta kabul edemeyecek durumda. Yani problem orada. Bazen işte öyle olunca walk-in kliniklere yönlendiriyoruz hastayı. Evet, seyircilerimize bundan sonra konuşacağımız konularda da bir şeyin altını çizerek hatırlatma yapmak isterim. Aslında her eyaletin kendi farklı sağlık sistemi var. Siz Doğru. de genellikle anlatırken birazcık daha British Columbia ağırlıklı anlatacaksınız ama sistemin farklı olduğu yerlerinde altını olabilir diye çizmeye çalışalım ki eksik yönlendirici olmayalım izleyiciler için. Ama bu bahsettiğiniz şey aile hekimliği bütün Kanada için geçerli olan aynı mantıkta işleyen sistem. Doğru mu? Evet. Tamam. Şimdi Ama buyurun. pardon, mesela Quebec belki daha çok kontenjan veriyordur. Yani eyaletten eyalete hafif farklılıklar oluyor. Kontenjan veriyordur derken çok sıkıntılı yerlerden biri. Yani benim neredeyse kebeğe taşınmama sebeplerimden bir tanesi aile Öyle. doktoru bulamamak. Sıra gelmemesi yani senelerce Anladım. senelerce kontenjan sıkıntısı. Evet en yüksek oralarda. Şimdi buradaki sağlık sistemine uyumaya çalışırken, uyum sağlamaya çalışırken en çok hangi hatalara düşüyor insanlar? Bir kere biliyorsunuz, ben de buradan duyuyorum, okuyorum. Türkiye'de çok fazla tıp fakültesi ve çok fazla doktor oldu son 10-20 yıldır. Çok seçenek var ellerinde. Burada öyle bir fazla seçenek yok. Yani beğenmedim, doktoru değiştireyim, şuna gideyim, buna gideyim, ondan üçüncü fikir alayım, bundan beşinci fikir alayım. O tür şeyler pek olmuyor. Şimdi mesela ben galiba 1998'de ilk muayenehanemi açtım. Ondan sonra Türkler ve Türk hastalara daha çok karşı karşıya geldim. Bir varlıklı, orta yaşlı bir çift o zaman bana şey sordular. Yani biz burada nasıl imtiyazlı hak elde ederiz, nasıl öne geçeriz gibi. Ben de çok böyle gururlu bir Kanadalı olarak bizim sistemimiz sosyalist, herkese eşit davranıyor. Öyle bir kimseye imtiyaz yok diye cevap vermiştim. Yüz ifadelerinden bunu hoşlanmadıklarını görünce o zaman şaşırmıştım. Yani ben gururla söylediğim bir şeydi. Öyle bir şey maalesef yok. O bir öncelikli, onu diyeyim. Sonra Türk hastalar Türkiye'de çok fazla test yazılmasına alışkınlar. Gerekli gereksiz gerçekten çok fazla test yazılıyor ve burada da öyle olacak sanıyorlar. Burada ise bizim eğitimimizde mümkün olan en az test yazma bize öğretiliyor. Hala hastadan bilgi alma olan anamnez önemli, fizik muayene önemli. Gereken en minimal testi ondan sonra ısmarlanabiliyor. Buna alışkın olmadıkları için hani ona da baktırsak, buna da baktırsak diye telaş yapıyorlar. Halbuki biz burada seçerek ısmarlıyoruz. Bir öyle bir şey var. Mesela gideyim bir kolonoskopi yaptırayım bugün diye bir şey var. Herhalde Türkiye'de bu oluyor anladığım kadarıyla. Burada böyle şeyler olmuyor. Örneğin bir kolonoskopi için önce bir doktor görülüyor. Doktor o kolonoskopiye gerek varsa eğer ya da bir uzman isteniyorsa uzmana sevke gerek varsa ona karar verirse bu sevkleri yapıyor. MR için de öyle. İşte bazen mesela MR bölümü St. Paul's Hastanesi cevap yazıyor. Bu hastanın şikayeti MR'a uygun değil. MR bu konuda bir şey göstermez deyip reddedebiliyor. Yahut uzman reddedebiliyor. Yani onlar istiyor diye her şey olmuyor. Onu da kabul etmeleri zor oluyor. Ama bu kötü bakıldıklarından değil. Gereksiz bir şey istediklerinden, ama onu o anda idrak edemiyorlar. Öyle bir problem Tam var. burada biraz önce bahsettiğiniz ama birçok kişinin belki de tam yakalayamayacağı, anlamayacağı çok önemli bir kavram var. Anamnez. Ona geri dönelim mi? Anamnez, hastadan konu hakkında bilgi alma ilk bölümüdür vizitenin. Bu bölümde bu Kanada'da SOAP yani SOAP adlı bir kısaltma kullanılır. S subjektif demek, yani hasta neden şikayet ediyor? Objektif ise doktor neyi görüyor? Assessment ne düşünüyor doktor? Plan bu konuda ne yapacak? Herkes buna uymak zorunda. Hastalara tavsiyem
Doktorun sorusuna fazla uzatmadan, lafı dolandırmadan direkt cevap vermeli. Çünkü vizite saati dakikalarla sınırlı bir vizite. Mesela birçok hasta hikayesini 3 yıl önceden başlamakta ısrar ediyor. Hayır diyor, benim anlatacağım çok önemli, önce bunu bir dinleyin. İşte 3 yıl önce falanca parkta yürürken bileğime bir şey olmuştu falan filan. Ama bazen o günkü şikayetiyle ilgisi bile yok. Ama hasta bunu bilmiyor. İlgisi var sanıyor. 15 dakikalık vizitenin atıyorum 7 dakikasını onu anlatarak geçiyor. Kendini sabote ediyor o durumda. Yani kendi doktorun ona ayıracağı zamanı çalıyor. Kendisi çalıyor ama farkında değil. Yani direkt net cevaplar verilmesi çok önemli. Burada bir önemli sorun da demin bahsettiğimiz hani sevk almak. Yani sevki hem alabilmek, daha doğrusu sevki aldıktan sonra uzmanın sizi geri araması ve randevu vermesiyle ilgili süreler de oldukça uzayabiliyor konuya göre. Zaten pandemi dönemini tamamen kenara koyuyorum çünkü bekleme süreleri 2 katı 3 katına kadar çıktı. Ama Türkiye'deki sisteme de alışkın olanlar için bu uzmandan hani bir telefon beklemeye alışmak da oldukça zor bir şey değil mi? Bu nasıl işliyor? Tam anlatabilir misiniz? Nasıl bir Burada değerlendirmenin sonunda aslında uzmana gidebilir? Niye doğrudan bir uzman seçip gidemezsin oraya? şimdi aile hekimleri burada çok donanımlı olarak yetiştiriliyor. Yani birçok problemi kendimiz çözebilecek durumdayız. Türk hastanın aile hekimi bilgisi Türkiye ile sınırlı olduğu için onu böyle bir ne bileyim revir doktoru ya da bir sadece gelecek beni işte gastroenteroloğa yolla diyecek, konu bitecek sanıyor. Öyle değil. Bir kere gastroenteroloğa neden gitmek istiyor? Şikayetleri ne? Bu konuda ne test yapılabilir? Önce aile doktorundan geçiyor bunlar. Eğer biz bunları atlayıp da gastroenteroloğa işte son zamanlarda çok gazı varmış, arada da işte ne bileyim hafif ishal var atıyorum öyle bir şeyler. Bize geri red cevabı geliyor bize. Yani bu hasta böyle bir hastalığın bekleme süresi 2 yıldır, haberiniz olsun. Yahut da direkt yani önce biraz siz araştırın da öyle yollayın gibi bize geri cevap gelebiliyor. Yani nedeni sistemin yerinde kullanılması, öyle diyeyim. Mesela geçen de bir hastam beni endokrinoloğa gönderir misin dedi. Şimdi neden anlamaya çalıştım. Neden böyle bir şey istiyor? Sonuçta anlaşıldı ki tiroid kanserinden korkuyormuş. Dedim bana bunu başında söyle. Ben sana ona göre tiroid testini zaten yazarım. Sen dedim bir uzmana gideceksin. O uzman seni 6 ay sonra görecek. Benim bugün ısmarlayacağım testleri 6 ay sonra ısmarlayacak. Ondan sonra kafasına yattı ama onu o şekilde hallettik. Peki bu noktada sistemin de yavaş olduğuna dair bir doktor olarak eleştiri getirmiyor musunuz? Yoksa zaten yüklü olduğu için ancak böyle gidebiliyor mu? Yani nasıl 2 senelik bir bekleme süresini nasıl yorumluyorsunuz? Gerçekten yavaş. Şimdi ben o gastroenteroloğa desem ki kanlı ishal var, ülseratif kolit teşhisi almış hastanın kanlı ishali var, hemoglobini de 70'e düştü desem o hasta 1-2 hafta içinde görülür. Yani aciliyete göre, ama acil olmayan hastayı acilmiş gibi bir aile doktoru yazarsa o doktorun şeyi azalır. Yani artık ona uzmanlar o kadar herkesi yolluyor zaten şeyle yapar. Gerçekten bekleme uzun. Bazı hastaların frustrated olmasını anlıyorum. Öyle mesela kalça ameliyatı lazım bir hastaya. Onların bekleme süresi çok uzun. Yani birkaç yıl sonra ancak Amerika ameliyat izni veriliyor. Bu burada şeymiş. Uzmanın limitinden çok OR, operating room, yani ameliyathane odası eksikliğindenmiş. Yani sistemimizde kesin eksiklikler var. Hükümetin sağlık sistemine çok daha fazla para ayırması lazım. Madem bedava, madem herkes bundan yararlanıyor. Ama daha bunu ve özele izin yok. Bunu geliştirmeleri, daha çok para, daha çok hastane, daha çok ameliyathane. Doktorlara, özellikle aile doktoruna daha iyi maaş.
vermeleri bence gerekli. Bu da politik sistemde milletvekilleriyle falan olacak şeyler. Ama söylediklerinizden ve kendi tecrübelerimden de birleştirerek şu sonuca varıyorum. Acil olduğu zaman sistem sizi hemen devreye alıyor aslında. Yani normal koşullarda çok kötü, yanlış bir aksama bir şey olmazsa normalde acil için yer var. Gerçekten o anda tanı tedavi getiren, gerektiren konular için. Ama uzun vadeye yayılabilecek şeylerde o sistemin yavaş dönen çarklarına kapılıyorsunuz. Böyle betimlemek doğru oldu mu sizce sistemi? Doğru, katılıyorum. Yerinde görüşlerin İrep. Ama tam bu noktada da birçok kişinin, özellikle de Türkiye'deki özel sistemlere de alışmış olan kişilerin buraya geldiklerinde bambaşka duyguları giriyor devreye. İmtiyaz, ben özel değil miyim? Ben kendi korkularımı yenmek istiyorum. Google'dan kendi kendinin doktoru olmuş, belki onu tasdik ettirmek istiyor size falan. Bütün bunlar doktorun üstüne de bir yük getiriyor. Bunu nasıl çözüyorsunuz? Çünkü hastanın da bir psikolojisi var. Yani hem onu gözetmek zorundasınız, hem onun iyiliğini gözetmek zorundasınız, hem de bir çözüm yolu bulmak zorundasınız. Siz nasıl dengeyi buluyorsunuz? Şimdi hastalar özellikle yani tabii şunu söyleyeyim. Ben genel konuşuyorum. Her zaman istisnalar var. Ama genelde benim gözlemim zaten buraya gelmiş göçmen psikolojisinde olan yeni bir ülkeye, iş hayatına, lisana alışmaya çalışan kişilerde zaten psikolojik gerilim zaten var. Bunun üzerine bir hastalık ya da hasta olduğunu sanmak bile olabilir. Yüklenince bir de beklemeler uzun olunca hasta iyice psikolojisi bozuluyor. Yani şey düşünüyorlar, bende çok kötü bir hastalık var, ölebilirim ama kimse benimle ilgilenmiyor. Öyle bir psikolojiye giriyorlar. Bunun için acil Türkiye biletleri alınıyor. Ben giderim Türkiye'de baktırırım kendimi şeklinde. Yani mümkün olduğu kadar ben psikolojiden anladığım için gereksiz bile olsa pahalı olmayan testlerden biraz ısmarlıyorum ki yani hastanın o psikolojisine yardım olsun. Aynı zamanda hafif bir psikoterapiyi de başlatıyorum. İkisini iki elden götürüyorum. Ama ben Türkiye'ye gideceğim hani param da var bir de gezer gelirim diyorlarsa gitsinler tabii yani bir mahsuru yok. Ama Türkiye'den benim gözlemlediğim şu oluyor. Gittiklerinde çok fazla ilgi görüyorlar. Çeşitli doktorlar, aile bireyleri çok fazla testler yapılıyor. Sonuçta o problem aslında bir şeyle geçirilmiyor. Zaman içinde psikoloji düzen hastanın şikayeti azalıyor. Ondan sonra buraya daha mutlu, daha keyifli dönüyorlar. Ta ki burada 3-4-5 ay kalıp tekrardan bir gurbet psikolojisi uğrana kadar. Bu noktada birazcık da göçmenlik hassasiyetiyle önemsenmediğini hissetmek gibi bir sorun var diyebilir miyiz? Evet. Ama Türkiye'de burada kültür farkı da var. Sadece tıp sistemi değil. Yani Türkiye'de duyuyorum bir kişi yanağındaki beni aldırmaya dört aile yakınıyla gidiyor. Yani burada insanlar en ağır ameliyata tek başlarına gidiyorlar. Acil bir şey varsa kendi ambulansını çağırıyor, kendi taksisini çağırıyor, tek başına gidiyor. Yani hasta yakını diye bir kavram bile yok. O kadar ilgiye alışmış oldukları için tabii ki burada bocalıyorlar. Yani bu Anglo-Sakson kültürle Türk kültürü arasındaki fark diyeyim. Ve bu noktada da biraz daha hani daha kurnazca yaklaşımlarla bir takım yollar bulmaya çalışıyorlar değil mi? Nerelerde tökezliyorlar bunları yaparken? Ha mesela işte bir hasta gitmiş Türkiye'de her şeyi yaptırmış. Böyle MR'lar, şunlar, bunlar, laboratuvarlar. Gelmiş sonra bana diyor ki ben bunları Türkiye'de yaptırdım. Bunun parasını Kanada hükümetinden nasıl alırız? Dedim alamayız. Yani Kanada hükümetleri bu testleri, bu 25 testi yapılmasına gerekli görseydi zaten burada ısmarlardı. Ya da acil görseydi ısmarlardı. Yani orada yaptırılan testin parası alayım. İkincisi ben gideyim orada testlerimi yaptırayım onları direkt Kanada'ya getireyim şeyi var. Mesela diyorum ki birisinin MR'ında bir nodül çıkmış. İncelenmesi lazım. Ben sadece şunu yapabiliyorum. Hasta yurt dışında yaptırdığı bir MR'da böyle bir şey görülmüş. Bunu teyit etmemiz gerekir deyip tekrardan MR ısmarlıyorum. Yani onlar orada kaldığı yerden devam edecek sanıyorlar. Olmuyor. Yani biz sıfırdan tekrardan buradan araştırmayı başlatmamız gerekiyor. Yani atlarım sanıyor ama atlayamıyor öyle diyeyim. Yani ülkeler arasında bir sistemin işbirliği, sistemlerin işbirliği mümkün olmuyor mu Kanada'da bu anlamda?
Yok, yok. Yani Türkiye gibi buradaki doktorlar e-maillerini, cep telefonlarını, şunlarını bunları da vermiyorlar. Yani hasta onu Türkiye'den arasın da e-mail atsın da cevap versin falan. Öyle şeyler olmuyor. Peki başka bir ülkede hani bir tanısı konduğu ya da bir takım testler var elinde ama hayatı, yaşamı burada Kanada'da devam ediyor. Buraya geldiğinde o zaman bütün o testlerin, her şeyin yeniden yapılması mı gerekiyor? Bu aynı zamanda burası için de hem bir para hem de bir zaman kaybı değil mi? Doktor olarak tam nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Tabii ki 25 test örneğinden yola çıktık. O 25 test tabii ki ısmarlanmıyor burada. Mesela beni gözden alırsak bakıyorum o 25 testin 3 tanesi anlamlı geliyor. Hastalıkla ilgili geliyor. Gerçekten takibi gerekiyor. O 3 testi ısmarlıyorum. Yani alakasız konularda gereksiz yapılmış testleri tabii ki yeniden ısmarlamıyoruz. Doktorların, sizlerin bir de hani rapor yazma sorumluluklarınız var. Bu doktordan rapor almak bambaşka bir şey ve sistemde bu iş aslında kötüye de kullanılabilen bir takım açıkları olan bir şey. Raporla işte tam girişte, haberin girişinde söylediğim gibi bir rapor alalım. Herhangi sizin de açıklamanızı ve örneklerini vermenizi bekleyeceğim. Çünkü bu konuda bir tane raporu alalım, ondan sonra da öbür boyu maaşımızı bağlatalım, yan gelip yatalım gibi bir yaşam hayali var. Ne yazık ki birçok göçmen topluluklarının arasında oldukça da konuşulan. Bununla ilgili birebir vakalar, örnekler yaşadınız mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaman içinde tabii yaşadım. Muayenehaneyi 1998'de açmıştım sanıyorum. Bir sürü zorluklardan sonra, sınavlardan sonra, hakkı elde ettikten sonra. O zaman Türkiye'den sanıyorum sığınmacı olarak gelmiş bir genç adam, hasta, erkek hasta geldi. İşte belinde bir şikayet vardı sanıyorum. İşte beline baktık, testler yaptırdık. Ondan kısa bir süre sonra, yani kısa söyleyelim bilmiyorum birkaç ay olabilir. Dizimde dediği kaza, yani ICBC vakası mı WC mi şu anda hatırlamayacağım ama dizimi hasarladım. 2 hafta önce çok kötü şişmişti, kırmızıydı. 2 hafta çalışamadım, yövmiyemi alamadım. Yani o yövmiyeyi alsam dedi. Ben de aslında hani belki sert görünüyorum dışarıdan ama aslında iyi kalpliyim. Ve o hastaya üzüldüm, dedim ya adamcağız hani yövmiyesini alsın. O gün bana geldiğinde dizlerinde hiçbir problem yoktu. Ben onun şişmiş halini, kırmızı halini falan görmemiştim. Hani görmüşüm gibi yaptım, iyileşmiş falan diye. Hani 2 hafta yönmeyesi az. Ama sonra bir de ne göreyim, aynı kişi geldi tekrardan. Ben bir avukat tuttum dedi bu konuda. Dava açacağım. Avukat sizin dizim hakkında yazdığınızın raporunu istiyor. O kadar böyle başımdan kaynar sular döküldü ki İnanamadım böyle bir şey taleple gelebildiğine. Ve hatta bir de şey dedi, yani o 2-3 ay önceki benle ilgili olan şikayetimi de dosyadan çıkarabilir misiniz dedi. Yani burada beni soktuğu durumu idrak mı etmiyordu, aldırmıyor mu hala emin değilim. Tabii çok üzüldüm, kızdım. Hayır dedim, yani zaten burada işler öyle yürümez. Yani avukat doktordan direkt yazılı olarak ister raporu. Hastanın elinden oraya buraya bir şey gitmez. Zaten öyle bir problem var. Zaten ben dosyasına girmiş, ben şikayetini çıkaracak değilim. Yani olmaz dedim. O öyle geçti ama o bende bir ilk kötü bir intiba bıraktı bu konularda yani. Peki bu tür sahtekarlıklar neden cezbediyor insanları? Ya şimdi gelenler kısa yoldan nasıl para kazanırız, nasıl hani çalışmadan yatıp şey, öyle herhalde onlar bir araya geliyorlar kafelerde, şurada burada birbirlerine fikir veriyorlar. Hani bilmem kim şöyle bir rapor almış da işte böyle bir şey yapmış da, oh şimdi ne güzel, hiç çalışmıyor da parasını. Hani biz ne yapabiliriz? Öyle birbirlerine akıl veriyorlar. O akıllarla işte doktora gidiyorlar ama öyle bir durum ki bazıları İyi bir yerden akıl alıyor, kartlarını iyi oynuyor. Bazıları da kötü bir yerden akıl alıp kartlarını çok kötü oynuyor. Yani kendi aleyhlerine olabilecek ne varsa yapmış oluyorlar. Özellikle bu örnekleri birbirinden duyuyorlar, birbirlerinden tavsiye alıyorlar ama bu tavsiyeyi sistemi dolandırmak üzerine alıyorlar. Maalesef öyle. Yani yine parantez açıyorum. Herkes öyle değil. Çok yerinde başvurular da var. Maalesef benim buradaki 20 küsur yıllık doktorluk hayatımda
Yani gelenlerin %90'ından çoğu aslında raporu çok hak etmeyen insanlardı. Bunu derken ben yine de yani bu ülkede political correctness var. Yani insanın sen bunu bence uyduruyorsun diye bir şey asla söylenmiyor. Ne test gerekirse yapılıyor, ne tedavi gerekirse yapılıyor. Benefit of doubt denilen bir şey var. Yani hayalikârdır. Belki ben yanılıyor olabilirim. Hastada gerçekten bu olabilir deyip yine her şeyi yapıyoruz. Öyle devam ediyor yani. Peki buradaki doktor sorumluluğunuzu nasıl yönetiyorsunuz? Nasıl görüyor ve çözüyorsunuz bu vakaları? Birkaç örnek vereyim daha açıklayıcı olması açısından. Bir Türk hasta araba kazası geçirmişti. Geçerli şikayetleri vardı. Bel fıtığı en başta olmak üzere. Ancak zaman içerisinde şikayetlerine şikayet ekledi. Yani vücudunun bütün sistemlerinden şikayete kadar geldi olay aylar içinde. Sempatik de bir hasta. O yüzden onu uyarmak istedim. Yani neredeyse bir abla gibi dedim. Yani geçerli sebebim var fakat böyle abartılı çok bariz tıpta bağdaşmayacak herkesin anlayabileceği şekilde yani olmayacak şikayetleri buna ekleme. Çünkü o zaman hiçbir söylediğine inanılmaz. Yani onu öyle uyarmıştım. Öyle bir şey vardı. Başka bir de bazı mesela duyuyorlar işte boyun ağrısından şikayet etmek çok popüler. Bir kazada hemen boynum ağrıdı. Bir hasta kazadan sonra boynum ağrıyor diye gitmiş. Az bir ağrı ya da hiç yok. Ama ondan birkaç ay sonra da burada bir sigortaya, sağlık sigortasına başvuracaktı. Yani MSP'nin, hükümetin sigortasının üstünde. Oradaki sorularda sormuşlar. Son zamanlar doktor gördünüz, ne için gördünüz falan. İşte demiş boyun ağrısı için gördüm. Çünkü doğru cevap vermeye mecbur. Onun üzerine bu sigorta şirketi sırf boyun değil bütün omurgayı sigorta dışı almış. Yani ondan sonra gerçekten omurgasında bir hasar olsa, bir kaza olsa hiçbir şekilde karşılanmayacak. O böyle bir ters tepti yani o Yani yaklaşım onu öyle söyleyeyim. baştaki kurnazlığı daha sonrası gelecek hayatı için çok daha ters bir etkiye yol açmış oldu aslında. Bir de duyuyorlar da hani şundan şikayet et diye birilerinden ondan gelip şikayet ediyorlar. İşte bel ağrısı, bacak uyuşması en popüler şikayetlerden. Yalnız bu tabii bu insanlar çoğunlukla genç erkekler oluyor bunu yapanlar. Tıbbı anatomiyi falan hiç bilmedikleri için şikayetleri çok tutarsız oluyor. Yani birbiriyle hiç bağdaşmayan, hiçbir hastalığa işaret etmeyen şikayetler, şüphe uyandırıcı şikayetler. Mesela bir hastayı ben nöroloğa sevk ettim. Nörolog dedi ya madem ameliyatlıkmış yani ben görmeyeyim bu hastayı. Ne olur dedim bir görün. Ben sırf full nörolojik muayene istiyorum. O muayene esnasında mesela nörolog bakıyor. Bana yazdığı rapor şöyle. Hasta işte atıyorum sol ayağını kaldıramıyordu. Bilmem ne testi esnasında. Fakat filanca test esnasında gayet güzel kaldırdı diyor. Yani aradaki çelişki bana böyle rapor veriyor. Kimse uyduruyor falan demez. Ama ha okuyan ha anladım der yani. O şekilde. Siz bu noktada bu tür raporlarda ya da ilerlemelerde eğer bir hata ve tutarsızlık çıktığında da doktor olarak da cezai yükümlülüğünüz ortaya çıkıyor aslında, değil mi? Tabii yani buradaki etik değerler, cezai yükümlülükler çok daha önemli Türkiye'ye göre. Yani ben ispatlayamayacağım, uzmandan destek görmediğim yani vakaları hala yine de ben inanıyorum diye bir rapor veremem. Öyle bir şeyin imkanı yok. Yani yanlış hesap Bağdat'tan döner miydi? Yani bir yerden döner o kesinlikle. Bir de şeyi söyleyeyim, abartı olayını anlatayım. Şimdi bizim Türk kültüründe, Orta Doğu kültüründe özellikle de Türkiye'den bu son yani genç diyeceğim son 10-15 yılda büyümüş olan insanlarda aşırı bir abartma merakı ve hayıflanma, yanma, yakılma, ağlama öyle şeyler ben mahvoldum, ölüyorum, bitiyorum, yandım falan o tür şeyler gerçekte objektif olarak gördüğümüz şikayetin çok üzerinde yanma, yakılma görüyoruz.
Bu biraz kültürel. Yani bunu İranlısı da yapıyor, Pakistanlısı da yapıyor aslında. Fakat geçen gün gördüm, ilginç gelen bir şeyi söyleyeceğim. Bir WCB vakası kabul edilmiş. Ha, Onun tabii ne bir de olduğunu kabul. açıklar mısın? Çünkü her eyalette aslında söylediğin şey başka bir şeye tekabül ediyor. Onun için açıklamasıyla verelim. WCB Workers Compensation Board, öbür adı da WorkSafeBC, yeni adı öyle oldu. İş kazalarına bakıp kazalanan işçileri hem iyileştirme hem de o dönem boyunca maddi Ve yardım hak veriyor. telafisi. Evet. İşte bu bayağı suistimalle açık maalesef. Fakat tabii bir hasta akıllı doktor aptal ya da WCB'nin doktorları, elemanları aptal diye de bir şey düşünülmesin. Çok ilginç bir şey oldu. Yani bana ilginç, herkese ilginç olmayabilir. WCB'den işte bir hastanın şikayeti kabul edilmiş, onu almışlar. Şimdi bir kere bu hasta yan gelip yatmıyor. Onu 2 aylık çok sıkı bir egzersiz programına almışlar. Sabahtan akşama kadar fizik tedavicisi, kineziyoterapisti, psikoloğu, o yani o verdikleri parayı orada ona iş gibi götürüp getireyim. Ve yazdıkları bir kısım çok benim ilgimi çekti. Bir yere de not aldım, onu sana okuyayım. Psikososyal olarak diyor, bu hastanın reported issues with kinesiophobia, perceived injustice, anxiousness and negative cognitive reactions to current symptoms. Yani fiziksel hareket ve aktivitelere karşı abartılı ve mantıksız bir korku, algılanan adaletsizlik, endişe, şu anki semptomlara negatif bilişsel reaksiyon, yani hastanın kendi semptomlarını felaket olarak algılaması. Şimdi bu çok güzel izah ediyor durumu. Yani onlar mağdurum, mağdurum da mağdurum diyorlar ama görüyor psikolog, görüyor kinezyolojist. Yani onu demek istedim. Çok güzel anlattın aslında. Şöyle bir şeyle toparlamak istiyorum. Göçmen hasta olmak zor. Yani göçmen olarak hastalığının zorluklarını işte kendi toplumun içerisinde paylaşan sohbetleri fazlasıyla duyuyoruz. Ama sizden almak istediğim hani o göçmen toplumuna özellikle topluluklara da daha fazla hitap eden Kanadalı ama aslında göçmen bir doktor olmak. Bunun zorluğu hem keyifli tarafını söyleyin, zenginleştiren tarafını sizi ve doktorluğunuzu, hekimliğinizi hem de en son tarafını söyleyin istiyorum. Zenginleştiren tarafı tabii ki kendi ülkemden gelmiş zor durumda olan insanlara yardım etmek tabii ki hoşuma gidiyor. Bunun büyük bir manevi tatmini var. Git yani birçok hasta, ben yıllardır yine hasta kabul etmiyordum. Bu son pandemide etmeye başladım. Mesela yani bir de telefon randevusu veriyoruz artık çoğunlukla, ofis yok. Bir genç kız hasta, dedi ay ne kadar dedi mutluyum dedi, sizin gibi lisan Türkçe konuşabiliyorum, böyle iyi bir doktor, sizi kucaklamak istiyorum falan diye, böyle şeyler yani. Bu tabii bu çok güzel, çok tatmin edici. Zor tarafı işte herkese tabii buradaki sisteme uyum sağlaması için ekstra ilgi göstermek gerekiyor. Türkiye'den olan alışkanlıklarını, göbek bağlarını kesmek. Onlar da tabii zor tarafı. Yani beklentilerinin Kanada'ya göre adapte olmasının evreleri. Aslında ilk 2 yıl falan gelen hastayı görmek genellikle istisnalar var, daha problemlidir. Çünkü beklentileri çok fazla, belki lisan az, nerede nasıl davranacaklarını henüz o kadar iyi bilmiyorlar. Ondan zaten buradan 3-4 yıl kaldıktan sonra yavaş yavaş o insanlar Kanada sistemini anlamaya başlamış oluyor. Çok teşekkür ederim sevgili Bahar Çınarlı. Uzun, derin, farklı konulara giren bir sohbet oldu. Bahar bir an önce bizim doğu kıyılarına da gelsin istiyoruz. Şimdilik yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın diyorum size. Teşekkür ederim İrep, beni davet ettiğin için çok güzel bir sohbet oldu. Bir dahaki sohbette görüşmek üzere diye ben senin adına bitiriyorum. Çok çok teşekkürler. Ben de şöyle aslında toparlayacağım sevgili izleyiciler. Hani Kanada'nın sağlık sisteminin hem dolambaçlı ya da uzun koridorlarında yolunu bulma, bir de bu sistemin boşluklarından yararlanarak
yolunu bulma kavramı. Bunun üzerinden de oldukça tartıştığımız ve size veriler sunmaya çalıştığımız bir yayın gerçekleştirdik. Doktor, aile hekimi Bahar Çınarlı ile. Evet, bundan sonra yeni haberler, yeni konular ve konuklarla görüşünceye kadar esen kalın diyorum.